Ev Modu kanalına hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bu videomuzda sizlere ocağımızdaki yağlardan, pisliklerden, kirlerden nasıl pratik bir şekilde, hızlı bir şekilde kurtulacağımızı, temizliğimizi nasıl yapacağımızı göstereceğiz. Asperox sarı gücü kullanacağım arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın diyorum. Hemen geçelim işlemimize. Arkadaşlar pratik bir şekilde nasıl geçeceğimizi söyledik hiçbir şekilde. Bakın bunların etrafları siyah. Daha önce bir video yapmıştım bunları parlatma konusunda. Dilen arkadaşlar bunu o videomuzu izleyebilirler. O da çok pratik aslında ama biraz uğraştırıyor gerçi ama kesin sonuca kavuşturuyor. Ama şimdi biz burada bunları kaldırmadan nasıl temizleyeceğimizi göstereceğiz. Öncelikle şu etrafı bir temizleyelim. Sizlere yapmamız gerekenleri daha hızlı bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Değerli dostlar, hızlı bir şekilde, pratik bir şekilde kabasını aldım. Bundan sonra şimdi yapmamız gereken tek şey, bunların hepsini, çünkü şöyle bir durum var arkadaşlar. Bu tip temizlik ürünlerinde, özellikle Asphalox gibi yağ çözücü olaylarda veya kireç çözücü ürünlerde sıcak bir ortam olması gerekiyor. Yani soğuk bir ortama eğer bu ürünleri kullanır iseniz, istediğiniz etkiyi çok uzun sürede görürsünüz. Yani uzun süre sonra görürsünüz. Ama sıcak bir ortam yaparsanız ısıtmış bir şekilde daha çabuk sonuca kavuşursunuz. O yüzden bütün dört gözümü yakacağım. Ondan sonra Asperox'u sıkacağım. Hemen devam ediyorum. Arkadaşlar şimdi dört ocağımı yaktım. Üçü zaten gazla çalışıyor. Şuradaki elektrik de çalışıyor. Onu da yaktım. Beşinci seviyeye getirdim. Bu şekilde iyice ısınmasını sağlayacağız. Biraz açabiliriz gazları. Daha çabuk ısınsın. Sonucumuza daha çabuk gelelim. Elektrikli ocağı 5'te yeterli benim için. Orası şimdi ısındığı zaman bütün hepsi şekilde bütün ürünlere bu Asperox'u sıkacağım. İnanır mısınız? Gayet güzel bir şekilde pratik oluyor arkadaşlar bu şekilde yaparsanız. Ha, dilen arkadaşlar eliyle de yani bir önceki videomda sizlere tarif ettiğim gibi işte kaynatarak yapabilir bu tip şeyleri. Ama bulaşık makinesi her zaman bu tip ürünleri karartıyor. Bunu zaten daha önceki videolarımda dile getirmiştim. Dostlar yeteri kadar ısıttım, kapattım bütün ocaklarımı. Unutmayın gazı da kapattım, elektriği de kapattım. Şimdi deneyelim bakalım. Sonucumuza şöyle gördüğünüz gibi kirlerin nasıl çıktığını görüyorsunuz. Diğerini de yapalım. Bu tip ürünler biraz zehirlenme yapabilir. Havalandırmayı da açmak istiyorum. Burada gürültü yapacaktır. Görüyor musunuz? Nasıl sarardı? Yağlar nasıl çıktı ortaya? Şu ızgaralık mı diyorsunuz? Yani tutacakları. Bunlar benim fazla kirli değil zaten. Ama sizler eğer ki bunları da temizlemek istiyorsanız bunu ayrı bir şekilde sıcak su teması yaparak da kaynar su teması yaparak da temizleyebilirsiniz. Ben şu anda buna ihtiyaç duymuyorum. Benim sadece buradaki olayımız gözlerin yani ocak gözlerinin pratik bir şekilde nasıl temizleyeceğimizi göstermekti. Şu anda gördüğünüz gibi Asperox'umu sıktım arkadaşlar. Dilerseniz bu esnada yine ocaklarımızı yakabilirsiniz ama ıslak olduğu için yani bu gözenekler kapanmış olabilir. O yüzden tam istediğim etkiyi vermeyebilir ama elektrik ocakta bu etkiyi alabilirsiniz. Hatta şöyle açalım tekrar. Birazdan göreceksiniz. Elektrik ocağım fazla kullanmıyorum. Hatta hiç kullanmıyor diyebilirim. Ama yine de oraya şurada bir tavada işte atıyorum ızgara yaptığınız zaman ya da şurada ızgara yaptığım zaman arkadaşlar burada ya da burada ister istemez oraya sıçrıyor yağlar. Dolayısıyla bunu da temizlemek gerekiyor tabii ki. Gördüğünüz gibi hemen şimdi burayı açtım. Yani sarı sarı yağların çıktığını görüyorsunuz. Ya bu işlemi birkaç kez tekrarlamanız gerekebilir. Sonuçta
yanmış tarafları çıkartmak hiç kolay değil açıkçası arkadaşlar. Ama dediğim gibi birkaç kez tekrarlayabilirsiniz, bekletebilirsiniz. Aspirasyon sıktıktan sonra, bu ürünü sıktıktan sonra gördüğünüz gibi tekrardan ısınıyor. Ben biraz daha şöyle bir görüyorsunuz. Bak 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 bak. Nasıl yağ çıkıyor? Aman Allah'ım. Dediğim gibi bu işlemi yaparken mutlaka havalandırmaya çalışın. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Şimdi elektrikli ocağımı kapattım. Bu sefer de tadı da kuru bir şekilde olsun istemiyorum. Yani diğer gözleri de siz zaten gördünüz. Son bir rötuş daha yapayım arkadaşlar. Yani şuna bakın ya, inanılır gibi değil. Aman Allah'ım. Şimdi diğer gözleri de bir deneyeceğim, tekrar yakmaya çalışacağım. Yani yağlar bayağı bir çıktı ama benim zaten daha önce bu ocağımın gözlerini temizlemiştim. Sadece kil yağlar vardı. O yağlarda sizler de görüyorsunuz ama şu tarafı daha önce uzun süredir temizlemek nasip olmadı. Yani temizliyorum, yüzeysel temizliyorum ama bakın nasıl rengi falan kendine oturmaya başladı. Şöyle son iyice sıkayım ki içindeki dediğim gibi kirler tekrar kurumasın. Ya bu tip ürünlerde, yani şurada Asperox gibi kullandığımız ürünlerde, yağ çözücü ürünlerde ve kireç çözücü ürünlerde tekrarlıyorum arkadaşlar. Sıcak bir ortamda kullanın. 3 ocağımı da, gazlı ocaklarımı da tekrar yaktım arkadaşlar. Tekrar iyice ısınsın istiyorum. Bunlara bir tur daha döneceğim. Buna gerek kalmadı. Bu bitti artık. Yani elektrikli tarafım bitti. Sadece son temizliğini yapacağım. Ama dediğim gibi kurutmayın. Tekrar kirler kurur ve tekrar yanar ve yapışır. Sonuna kadar açtıydım. Bu biraz daha kurudu. Şimdi orayı da kapattım. Şimdi gördüğünüz gibi dördünü de kapalı. Tekrar sıkıyorum arkadaşlar. Sırasına ve şöyle. Buna da sıkalım. Evet, bunun yağı da sıçramaya başladı. Bir yandan ocağımı da davulmazımı açayım. Size yakından göstermek istiyorum tekrardan. Bakar mısınız? Kirlere. Şu ocağımı da göstereyim gözümü. Değerli dostlar, bütün ocaklarım, gözlerini, hepsini bol Asperox sıktım kurumaması için. Bu şekilde biraz bekleteceğim. Yağları tabii ki daha iyi böyle yumuşasın diye, sizlere daha iyi sonuç elde edebilmek için yapıyorum bunu. Ondan sonra güzelce bir sabunlayacağım. Yani temizliğini yapacağım ve sonuca da hep beraber bakacağız. Değerli dostlar, 10 dakika gibi süre beklettim Asperox sıktıktan sonra. Şimdi bütün hepsi zaten soğuk bir şekilde oldu. Şimdi gazımı kapattım. Hemen şunları yan tarafa alıyorum. Öncelikle şu yağlarını iyice bir alayım şöyle. Bakar mısınız, böyle siyah siyah kirleri, yağları çıkmış durumda. Şöyle alayım da hemen arkaya doğru akmasın. Çıkana bakar mısınız bir arkadaşlar? Yani şuna bakar mısınız? Kirlere bakın. Sanki yeni kutusundan çıkmış gibi tertemiz yaptık. Bu ürünle son temizliğimi yapacağım. Bunu da sizlere tavsiye ediyorum. Çok pratik, çok güzel bir ürün. Tüm zeminlere kullanabilirsiniz. Mutfak, banyo. Değerli dostlar, gördüğünüz gibi gayet tertemiz oldu. Pratik bir şekilde yağlardan, yemek artıklarından hızlı bir şekilde kurtardık. Tertemiz oldu. Şuraya bakar mısınız? Ben bunu daha önce başka bir sistemle temizliyordum ama bu sistem bence 10 numara 5 yıldız bir sistem oldu arkadaşlar. Şu anda kurudu hızlı bir şekilde. Diğer gözlerimde de, yani gazlı olan gözlerimde de aynı şekilde sonuca başarı ulaştık. Dediğim gibi şu yanık taraflarında, şuradaki yanık taraflarında da
kaynatarak da yapabilirsiniz. Bir videomda zaten söylemiştim. Ama bizim sonucumuz 10 numara oldu. 5 yıldız oldu. Mükemmel bir sonuca ulaştık. Başarıya ulaştık arkadaşlar. Şimdi ocak gözlerimizi bir yakalım ve bakalım. 3 gaz ocağımı yaktım. Elektrikli ocağımı da açıyorum arkadaşlar. O da şu anda gayet hızlı bir şekilde zaten elektrikli çalışıyor. Isınmaya başlayacağını düşünüyorum. Ama gördüğünüz gibi tertemiz bir ortam oldu. Mutfağımızın ocaklarını bu şekilde rahatlıkla çizmeden, fazla ovalamadan, hatta ben ovalamadım bile, siz de gördünüz, sadece sildim. Ovalamadan, çizmeden, tellemeden bir şekilde nasıl sonuca ulaştığını sizler de gördünüz. Bence güzel oldu. Sizler de eğer beğendiyseniz bir like'ınızı alırım arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ev Modu kanalı olarak sizlere her zaman iyi videolar çekmeye gayret ediyoruz. Bir sonraki videomuza görüşmek üzere. Esen kalın.